olmalılar. Şəhid ailələrinə sağlıq verməlidir. Şəhid anaların ayağını öpməlidir. Şəhid atalarının ayağını öpməlidir. Onlar heç kəsə qabaq etməlidir. Onlar alıb oturmalıdır. Gəlib onların ayağını öpməlidir. Əllərini öpməlidir. Heç kəs şəhid ailəsinə bunu elə, onu elə deməməlidir. Heç kəsə bu haqq verilməyir. Şəhidlik Allahdan sonra mənim üçün ən böyük zirvədir. Ondan sonra isə şəhid anası, şəhid valideynləri. Ona görə də o zirvəyə kimsə söz qondura bilməz. Yəni şəhid ailələrinin günahı vardır. Bəzən tədbirə gerisiz insanları çağırırlar. Onları layiq olmadıqları zirvəyə çağırırlar. Və onlar da şəhid ailələrinin tonuna danışırlar. Şəhid ailəsi necə istəyir tədbir edəcək? Yəni şəhid ailələri deməlidir, gülməlidir, ən çox olmanın haqqı var. Yenidir, içəri. Yeni rekord kuran kurulmasın. Ben de dedim niye kurulmasın? Yani geçen yıl kurulmamalıdır. Ama bir yer kurulmalıdır. Çünkü oğullarımız ona göre ilk de şehit olurlarken hamur izi kursun, hamur ilat bitirsin. Yani ömür boyu şehit olanlar alınacak, atalar alınacak. Biz buna çok edeceğiz ama yine orada şekillerle kalacak. Ama bu insanlar yaşamalıdır. En azı Esra Nalan'ın ruhu tatilinde, bir yerlerle ruhu tatilinde şehit olanlara atalar yaşadı. Yaşamalılar ve onlar bize yaşamalıdır. Yani biz 93 ve 2023'e kadar nokta koymamalıdır, şehit etmemelidir. Onlar uzunmuştur. Ama bu günlere artık bu aileleri yeniden Nobus bayramında etme hamurun daha çok hakkı var. Ben Semra bacını, Şakir kardeşi çoklardan tanıyorum. Ben bir yıl geldim yollardayım. Onların karşısına başlayalım. Ben engel olmuşum. Özlerine dönemişim. Gece 5'te de çağırdım. Eğer yanlış şehit anasın. Şehit anasının baktığı kapısına gelmeye alsan. Bakın karşımıza başlayalım. O yüzden bu yüzü babanızın ruh karşısına başlayalım. Ellerinizi gönderin. Başımızın tanrısınız. Neyse sizinle sakın sözü tanışabiliriz. Siz bize emir etmezsiniz. Siz bize gösteriş verirsiniz. Hamımızın karşısına başlayalım. Tüm şehit anasının atamadığı gazilerimizin ellerini